İsveç'e Türk Diyanet Vakfı'na bağlı Vil Camii Cemiyeti'nin genç başkanı Suat Akburak ve ekibi hizmet yarışına tüm hızıyla devam ediyor. Yeni dernek binasının alımında ekonomik olarak ferahlamak isteyen yönetim, görkemli bir kermese ev sahipliği yaptı. Kermes ve toplantıya çok sayıda sivil toplum örgütünün başkan ve temsilcileri katılırken, BEN Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Doktor Ahmet Akın da katılımcılar arasında bulundu. Gecenin ana sponsorluğunuysa Cesur ve Cemil kardeşler üstlendi. Tut Elimi Vakfı da stand açarak muhtaç ülkelerdeki Müslümanlar için kurban bağışı topladı. Kermese hatip olarak Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu katıldı. Onun için anneniz varsa, yaşıyorsa hayatta, eve gittiğinizde hem elini hem ayağını öpüyor. Ölmüşsün, öpüyor. Gecede bir Türk vatandaşı, kadınla evli olan İtalyan asıllı Cosimo Simonello, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu ve Adem adını aldı. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. İhtida merasimine tanık olan bini aşkın vatandaş gözyaşlarını tutamadı. Kermese katılanlar Başkan Suat Akburak ve yönetici arkadaşlarını tebrik ettiler. Arkadaşımız Levent Karaağaç etkinliği sizler için takip etti ve yaptığı röportajları getiriyoruz ekranlarınıza. Bizim için de yeni bir olaydı. Büyük bir organizasyondu. Büyük bir organizasyonu gerçekleştirmek için de güzel bir ekibiniz olması gerekiyor. Biz genç bir ekibiz. Sağ olsun arkadaşlarımızdan. Gençlerimiz harıl harıl çalıştı ve bu organizasyonu dört dörtlük yerine getirebildik. Evet. 1000 kişinin üzerindeydi gördüğüm kadarıyla. Bu bölgedeki aşağı yukarı çok ciddi bir kalabalığı sağladınız. Biz size ellerinize, emeklerinize teşekkür ediyoruz. Bundan sonra galiba Cesur Beylerin iş adamları destekleriyle birlikte çok güzel bir projeniz var. Hadi başlığını sizden alalım. Devamını da Cemil Bey'e soralım. Evet, tabii ki bizim yaptığımız projelerde yerimiz bizi almıyor artık da. Vil'in göbeğinde muhtemelen 2,5 milyonluk bir yer satın alacağız Allah nasip ederse. Bunu da Allah nasip ederse bir iki ay içinde inşallah gerçekleştireceğiz. Hepinizin de desteğini bekliyoruz. Tabii ki burada medyanın da desteğini bekliyoruz. Bizim için çok önemli. Biz 30 senelik bir derneğiz ama yerimiz küçük. Bizi almıyor artık. Büyük yerlerde bizi göreceksiniz bundan sonra artık. Evet. Sayın Cemil Bey dostumuz, vallahi bu tarafa geldiniz. Bir bereket, bir hareket geldi. Öncelikle size ellerinize, emeklerinize sağlık, bol kazançlar diliyoruz ama şu güzel projedeki desteğinizi sizden alabilir miyiz? Sayın Başkanımın ifade ettiği gibi, yani bu tür projeler ekip işidir. Yani şahıs olarak kimse böyle bir projenin altına elini koymaz. Ekibimize ve çalışmalarımıza, Sayın Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine, hepsine teker teker buradan teşekkür ediyorum. Ve Allah nasip etti. 1200'e yakın bir ziyaretçimiz oldu. Bu programı gerçekleştirdik. Ve sizin de gördüğünüz gibi talep çok yüksekti. Ve inşallah en kısa zamanda değişik programlarla tekrar karşınıza çıkmayı Allah nasip eylesin. Sayın Profesör Doktor hocamız Nihat Hatipoğlu gönüllere seslendi. Bu yorgunluğun üzerine de birkaç cümle biz de ondan bu güzel topluluğu sizler için yorumlamasını rica edelim. Ben teşekkür ediyorum İsviçrelilere, daha doğrusu Zürih civarında oturan Türk kardeşlerimize. Bugün çok yoğun bir program oldu ve güzel oldu. Anneleri hatırladık, annelere dua ettik. Allah'ın Resulü'nün Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in anne sevgisinden bahsettik. Kişilere en azından cennet kapılarından en önemli kapı olan anne kapısını hatırlattık. İki kişinin daha en azından, bir kişinin belki yüreğini eğer kırmışsa annesinin yeniden yüreğini kazanması için gidip elini öpmesine eğer zemin hazırlayabildikse hayırlı iş yapmışızdır. İnşallah ümidimiz o efendim. Teşekkür ediyorum. Ben gösterilen ilgiden dolayı ve o yoğun programın güzelliğinden dolayı. Konferansınız bir de taşlandı.
bir kardeşimiz sizin vesilenizle Müslümanlığa geçti. Buna da vesile oldunuz. Herhalde programı taşlandırmış olduk. Evet, bugüne kadar elhamdülillah yani 8-10'a yakın kardeşimiz ze kelime-i şehadet getirtme şansım oldu. Bu sene ATV'deki programlarımda Ramazan ayında Kanadalı bir Müslüman, bir kişi Müslüman oldu. Bugün de İtalyan bir Türk'le evlenmiş olan, aslında daha önce evliliği olan bir kardeşimize kelime-i şehadet getirtmek nasip oldu. Önemli olan ona bizim layık olmamız. Eğer biz ahlakımızla kelime-i şehadetin hakkını verecek olsaydık bugün dünyanın gidişatı çok farklı olacaktı. Daha az kavgalar olacak, daha az kan dökülecek, kutuplaşmalar daha az olacaktı. İnşallah o günleri yaşama imkanını buluruz.